Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Öncelikle YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bu videoda özel günlerin kapitalizm etkisinden bahsedeceğim. Şimdi özel günlerde biliyorsunuz anneler günü olsun, babalar günü olsun, kadınlar günü olsun, sevgililer günü olsun. Yani o kadar çok gün var ki. Yani bir de bayramları eğer dile getirecek olursak, Ramazan bayramı, kurban bayramı, işte gelişmiş ülkelerde şükran bayramı, cadılar bayramı, e, yani hepsinin bir çıkış noktası var. bu Hepsinin bir e, çıkış noktası var. Bu yılbaşı partileri, bunlarda ne yapıyoruz? E, i̇şte hediyeler alıyoruz, hediyeler alıp gidiyoruz insanların yana, insanın karşısına. Bu hediyeleri e, alarak para e, ...harcamış oluyoruz. Bunlar önemli bir noktadır sevgili arkadaşlarım... ...sevgili izleyenlerim. Ee, ama bugünlerin amacı... ...gerçekten bugünler mi? Yoksa... ...bugünleri sadece tek bir günde mi... ...hatırlamak gerekir? Her gün annemize, babamıza... ...işte... ...ya da sevgilimize... Her günkü gibi mi bakmak gerekir? Her günkü aynı ışıltıdan bakmak gerekir? Bunun analizini de çok iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi mesela sevgililer günü 14 Şubat. 14 Şubat sevgililer günü öncesi ve sonrasında sevgililer günü olur. 14 Şubat'a da denk gelebilir. Yani Allah şansınızı bastığınız her zaman için açık ve bol etsin sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bugünler ticari midir? Yoksa sevgilimize her gün sevgili gibi mi davranmalıyız? Yani şöyle hepimiz her şeyden önce insanız. İnsan olduğumuz için de duygu taşıyoruz. Yani farklı günlerde mutlu olabiliriz. Farklı günlerde mutsuz olabiliriz. Ya da sinirli olabiliriz. Ya da kendi mutluluğumuzu yaşayabiliriz. Hep farklı günlerde. Bunun analizini çok iyi şekilde yapmak gerekiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Elbette ki tek bir gün 14 Şubat Sevgililer Günü olmakla ya da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olmakla ya da Ramazan Bayramı 3 günlük olmakla ya da Kurban Bayramı 3 günlük olmakla ya da Cadılar Bayramı işte 3 günlük ya da 4 günlük olmakla Şükran Günü 3 günlük 4 günlük olmakla siz tüm bir yılı kurtarmış olmuyorsunuz. Yani şöyle söz vermiyorsunuz. Şimdi mesela kadınlar gününde gidiyorlar. 8 Mart'ta kadınlar gününde işte yani sloganlar atılıyor. Kadın yaşam özgürlük diye. 8 Mart bittikten sonra kadınlar yine şiddete uğruyor. Yine şiddete maruz kalıyor. Yine ikinci sınıfları devam ediyor bunu devam etmeyen kadınlar daha bilinç düzeyi yüksek olan kadınlar oluyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve e, yani tabii ki şöyle bir şey, hani 8 Mart illaki bittikten sonra gelip kadınlara şiddet uyguluyorlar da demek istemiyorum. Şiddetten şiddete farklılık var. Ne tarz şiddet? Yani siz şah, sanki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne gidiyorsunuz. O gün bütün artık kadınlar özgürleşecek, işte kadınlar özgürlüklerini alacaklar, artık şiddete uğramayacaklar zannediyorsunuz. 8 Mart bittikten sonra kadınlara şiddet ya da erkeklere şiddet devam ediyor. Ya da babalar günü kutluyorsunuz, babamla babalar günü kutladım, o günden sonra kavga etmem diye düşünüyorsunuz, ama tartışmalar devam ediyor. Ya da anneler günü kutluyorsunuz artık anneme üzmem, anneme acı vermem diye düşünüyorsunuz. Bakıyorsunuz, şimdi annenize neden üzüğünüzü, acı verdiğinize de bakıyorsunuz. Aslında kendi sıkıntılarınızdan dolayı annenize patlıyorsunuz, babanıza patlıyorsunuz. Yoksa onlarla ne sorununuz olabilir ki? Yani kimsenin durduk yere annesiyle ya da babasıyla herhangi bir sorunu olamaz. Neden sorunu olsun ayrıca? Ben şahsen anne baba olursam, yani anne olursam, benim evladım yanında dursun demem. Kendi işini kendisi görsün, kendi parasını kendisi iyi kazansın, kendisi iyi şekilde zaman harcasın, kendisi trilyonluk olsun isterim. Yani üç kuruşa muhtaç olmasın, bizim örfümüz, adetimiz, geleneğiz budur demem. Evladım her türlü yolunu açarım, her türlü ona destek çıkarım, maddi manevi ki beni iyi yaşatır evladım bu sayede, beni iyi yaşatmasını isterim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. İşte bugünlerde mesela anneler gününde annenize olan yaptığınız hatalarınızı anlıyorsunuz. Bir daha kavga etmem diye düşünüyorsunuz. Ama gel diyor ki öyle değil. Daha sonradan kavga edebiliyorsunuz. Ya da babalar gününde de aynı şekilde. Kavga etmem diye düşünüyorsunuz. Babalar gününden sonra kavga ediyorsunuz. Niye ediyorsunuz? Çünkü hayattaki çıkmazlıklarınızdan dolayı, hayattaki e, çelişkilerinizden dolayı kavga ediyorsunuz sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. Şimdi bakıyorsunuz tek bir anneler günü ya da babalar günü tek bir gün değil o zaman. Yani tek bir günden tek bir günün özeti çıkamaz. Değişik şekilde e, özet çıkması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Gönül ister ki kavgalar hiç olmasa her gün e, kapitalizmde destekleyerek annemize babamızı hediyelerle gitsek, hiç kavga etmesek, bütün gün anneler günü olsa, 365 gün, 365 gün anneler günü olsa, 365 gün, 365 günü babalar günü olsa, 365 gün, 365 günü sevgi olsa, sevgililer günü olsa, 365 günü, 365 günü, 365 günü ne bileyim çocuklar günü olsa, yani dünyada kavgalar olmasa, açlıklar olmasa, sefalet olmasa, hediyelerle gitsek, iyi şeyler yapsak, iyi yerlerde yaşasak ve yaşatsak ailelerimizi, ebeveynlerimizi. Ee, ve bunları kesinlikle iyi şekilde desteklesek sevgili arkadaşlarım. Buradan anne ve babalara da sesleniyorum. Lütfen evlatlarınızı destekleyin. Aman bizim durumumuz iyi. Senin para kazanmana, para yapmana gerek yok demeyin. Bireysel kazançlar insanı kendisine aittir. Bireysel kazancını insan kendisi hazırlar. Hatta bir dizide diyor ki ben zengin değilim ki benim ailem zengin. Şimdi zenginlik de böyle bir şey. Yani sizin aileniz zengindir ama siz de iyisinizdir. Siz aile içerisinde çalışıyorsunuzdur. O yüzden öncelikle siz kendi alanınıza ağırlık vereceksiniz. Kendi bireysel haklarınızı kendi kazancınızı oluşturacaksınız. Ailenize de kendinizi bu şekilde kazandıracaksınız. Elbette ki ailelerin de çok gelenekçi davranıp yanlışları var. Şu yapılmaz, bu yapılmaz, ona hayır, buna hayır. Ya neye evet o zaman? Yani sen hiçbir şeye izin vermiyorsun arkadaş. Yani bunu yapmayan insan değişebilir mi? Senin muhafazakarlığın da bir başarı değil. Hiç kimse sana gelip muhafazakar diye, dindar diye altın madalya takmayacak. Sana altın madalyayı takacak olan senin başarıların olacak. Senin kazandığın para olacak. O yüzden evlatlarınızı lütfen destekleyiniz evlatlarınızı desteklemediğiniz için kız ya da erkek fark etmiyor bu e, sıkıntılar ortaya çıkıyor yani e, bütün dünyadaki günler aslında iyi şekilde kutlanmalı tek bir günü tek bir mutluğa bağlamak doğru değil bütün günleri bütün günlere bağlamak doğrudur sevgili arkadaşlarım dünyadaki şiddetin son bulması dileğiyle diyorum eee bütün insanlıklara yönelik şiddetin son bulması dileğiyle diyorum. Hoşçakalınız.